4 ambar büyük bir gemi emir yerinde bekliyor. Arkadakiler de gemi galiba. Doğal limanın kanalı sancağımızda. Dört gün sonra gelip demirledik. Sabah içeri gireceğim için kanala yakın demirledim. Şuraya. Günaydın. Gece esmeye başladı. Balıkçı teknesi kanaldan giriyor. Biz de demirimizi alalım. Kanaldan içeri girelim. Limanlık sulara. Gemiler kömür aktarıyorlar barçlara. O yol boyunca gördüğümüz, biz buraya gelene kadar 4 günde sürekli romortörlerle kömür barcı çekiyordu. Onlar demek ki buradan alıyorlar kömürü. İki geminin de vinçleri çalışıyor. Bordalarındaki barçlara kömür dolduruyorlar. Daha fazla sallanmaya gerek yok. Bakalım makinenin yağına, suyuna. Çalıştıralım, çıkalım buradan. Bu bulutları tanıyorum. Karışık, grili, beyazlı, siyahlı, bir var bir yok. Tipik fırtına bulutları. İçinde borolar saklayan bulutlar. İçeri girince limanlık sulara gireceğiz. Tava hemen dışarıda kaldı. Mendile kesiyor. Ne çok kanal geçtik değil mi? Adalar arası, şehrin içine giren, marinaya giriş yapan,
kıtaları geçen, böyle iç limanlara giren bir sürü kanal geçtik. Balıkçılar da kaçmış. Bunlar da burayı demirlemiş. Hakikaten çok güzel, korunaklı, devasa, doğal liman. İçeride bir sürü büyük gemi de var. Şuradaki kumsal da güzelmiş. Vay be, konteyner limanı var en dipte. Şamandıra'dan iskele yapalım. Şöyle diplere doğru gidelim. Şehir orada. Demirledik. Tam limanın ağzı. Şurada kasaba var. Burada ticari liman. Çok onların trafiğine girmeden şehre yakın 4 metreye demirledik. Sağlamda bir yağmur geliyor. Cuma'ya kadar sürecek bu hava. Fazla sallanmadan daha güvenli bir yerde kahvaltımızı yapabiliriz. Ne yapalım? Bir insanın canı sıkılmasın. Devir daimi yaptık. Rulmanlar tamam ama keçeden damlatıyor. Keçeyi bulamadık. Şimdi ona çözüm üretmeye çalışıyorum. Keçe burada. Şurada yeri var. Buraya şu şekilde oluyor. Ama bu keçenin içindeki yay, dışarı doğru basan metal çürümüş. Ben de şu yaydan bir parça kestim. Şöyle genişlettim bunu. Şimdi biraz da kapatacağım. Bunun içine koyacağım keçenin. Dışarı doğru bassın. Bir de diyorum ki bunun çevresine bali sürelim. Karşısına da, yani yerine de bunu bali ile buraya yapıştıralım. Yani hem içten dışarı baskı olsun hem de bali ile yapışmış olsun. Bu bunun içine girecek, dışarı doğru da basacak. Plan bu. Tamiratı bitirdik. Sonra deneriz. Damlatıyor mu, damlatmıyor mu keçeden bakarız. Tam tamiratı bitirdik, koptu ortalık. Arafuna denizindeki kara bulutlar şimdi burada. Dışarısı kopuyor. Şurada da bir sığlık var. Oradan yine burası deniz yapıyor. Şu karşı taraf, şu adanın kuytusu daha limanlıktır.
Tekneler de çok sağlam da değil burada. İyi yaptık kendimizi buraya atmakla. Teknenin yerini değiştirdim. Buradaki küçük adanın siperine geldik. Orada çok sallanıyorduk. Burada balıkçı Filosu bakım yapıyor teknelerine. Yedek mazotları koyuyorum. Bugün sabah oradan buraya gelirken makine çalıştı. Dün yaptığımız devir daim contası güzel, kaçırmıyor. Bu kez sıyırdık. Önemli bir arızayı geçici olarak da olsa, en azından Tayland'a gidene kadar çözdük sorunu. Dün ve bu sabah bir saat öncesine kadar, saat 11'e geliyor. Acayip esti. Uçtu ortalık. Şimdi kıyıldı hava. Hava raporlarına bakıyorum. Değişebiliyor çünkü burası Hint Okyanusu. Çarşamba günü dönüyor hava. Normalde cuma gösteriyordu dün. Bugün değişmiş. Adamlara su soralım. Varsa bir damacana su isteyelim.
Hello, my friend. My friend, do you have aqua? Aqua. Eski ama güzel bir tekne. Hala ağların alt yakaları, kurşun yakaları taştan, betondan. Akdeniz, Ege'de antik limanlarda mitolojik dönemin teknelerinde hep taşlar kullanılıyordu. Lado. Yeah. Smoking now. For okay. Yes. Thank you. No cigarettes, no beer. No beer. No, it's working? Yeah. Thank you so much, my friend. Okay. Turkey. Yes. Halat var iki tekne arasında, üstüne çıkıyorduk. Son anda fark ettim valla. Son anda fark ettik ama taktık. Salmadan hava kurtardık. Ne demiştik? Macera içinde macera. Ani bir kararla yine çıktık, gidiyoruz. Bakacağız, eğer çok kötüyse döneriz.
bir anda çarşı karıştı. Halatın üstüne çıktık. Adamlar çok ilginçler. Bakıyorlar, boş bakıyorlar. Yani orada halat var, tekne geliyor. İki tekne arasında halat üstüne çıkacak, pervaneye saracak. Hiç düşünmüyorlar. Düz, boş bakıyorlar. Hani el sallarsınız, el sallıyorlar. Selam verirsiniz, veriyorlar. Kötü somurtkan değiller. Sadece şaşkın. Yani boş bir bakış. Denizci dediğin diğer teknelerle ilişkilidir. Yani onlar da bizim bir parçamız. Bu trafiğin, bu yaşamın bir parçasıyız. Orada sığlık var, orada halat var. Aman dikkat. Bir şeye ihtiyacın var mı? Bir selam vermek önemlidir. Selam vermek iyi misin demek, ben iyiyim demek. Selam verirsin adama. Adam şu el sallar, der ki sorun var. Gidersin, mazotu bitmiştir, suyu bitmiştir. Şekeri bitmiştir, yani neyse bir ihtiyacı vardır. O selamlaşmak denizde önemlidir. Burada çok iyi denizciler, denizde iç içeler, bütünleşmişler ama denizciliğin sosyal kısmı zayıf. Bu tamamında var yani bu davranış. Böyle boş bakış, sakin, değişik. Çalkantılı sulara çıkıyoruz. Çok kötü görünmüyor dışarısı. Şu mendirekten sonra dalga almaya başlarız. Biz tornistan yapana kadar salma altın üstüne çıktı. Sıyırıp altına aldı onu. İleri versek geri gelecek pervaneye, dümene saracak. Tornistan yapsak salmanın içine, çeneye takılacak. Tam arada kaldı. Dalmak mecburiydi. Ufka doğru bakıyorsun, çıktım gibi ama önü komple sığlık. Şöyle içeri dönmek gerekiyor. Arkada gösteriyor. İçeri dönüp içeriden tekrar aşağı dönüyorsun. İskelemiz şu anda 1,5 metre şurası. 4,5 metre su var altında. Yani düz haritaya bakmadan gideyim desen oturursun. 3,60. Biraz sonra 4, 5,5, 6, birdenbire 8 derken 11'ler böyle derinleşiyor. Normalde hava sert görünüyordu Cuma'ya kadar. Hint Okyanusu'nda, yani bu su
sulara girdiğimizden beri hava raporu tutmuyor. Her gün bakıyorum. Bugün mesela akşam büyük 30-32 knotlar esiyor burada ve bitiyor. Ve iki gün buradan ada üzerinden kuzeyli esecek. Sonra doğulu gösteriyor ama bunlar dediğim gibi değişiyor. Sürekli kontrol etmek gerekiyor. Bugün burayı sadece wind guru kötü gösteriyor. Predict wind ve windi iyi gösteriyor. Ortalama yaptım. Dedim ki dün gece esen havayla bugün sabah saat 10'a kadar uçtu ortalık. O dedim demek ki o geçecek olan hava oydu diye yorumladım ve yola çıkmaya karar verdim. Sonrasında kalıyor hava. Çarşamba günü burada kalıyor. O büyük fırtına yukarıya doğru gidiyor. Tayland'ın kuzeyine 90 knot vuruyor. Buradan bizim güneyimizden yaklaşık 200 mil uzaklıkta da 45 knotları görüyor. 52 knot da var ama çok kısa. Ama geneli 45 knotlar. O da bizden 200 mil uzakta. Batımızdaki ve güneyimizdeki bu iki fırtınanın üçgeninde büyük bir rüzgarsız alan var. Bu bahsettiğim batıya doğru 1000 mil ve üzeri, güneye doğru da 200 mil mesafede böyle geniş bir alan içerisinde rüzgarsız, hafif rüzgarlı bir alan var. Bunu görünce dedim çıkayım, yol gideyim. İleride adalar var, onlara ulaşmak istiyorum. 1,5 gün mesafede. Ondan sonra hep adalar, büyük adalar bunlar, yaşam olan adalar. O adalarda gerekirse ikmal yapıp, kötü hava gelirse oralarda, adalarda dalış yapabileceğim, balık tutabileceğim, daha sakin yerlerde vakit geçirmek istiyorum. Böyle şehirler, ticari liman şehirleri değil de daha çok doğal güzelliklerin olduğu yerde kala kala, göre göre batıya doğru Tayland'a ulaşmaya çalışacağız. Hedef bu. Yani Cuma'ya kadar beklenen kötü hava birdenbire Çarşamba'ya çekti. Bölgemizde de iyi hava görünce bugün Pazartesi diye bismillah dedik, çıktık yola. Bir liman daha Pupa'da kaldı. Önümüzde bilinmeyenler. Yeni bir macera. Provamız karışık. Bayağı geniş yağmur var. Cenova'yı kapattım. Baş kameranın hatch'ini kapattım. Güverte yastıklarından birini içeri aldım. Yavaş yavaş yağmura, boraya hazırlanıyoruz. Ufuk çizgisi acayip karardı.
bayağı zorlu geçecek. Kaç saat sürer bilmiyorum. Ortalık çok fena karıştı. Öyle böyle değil. Çok kötü, çok. Hiç böylesini yaşamadım. Dümen bağlı, dümene geçmem lazım. 35-40 knotlar bir anda. Fena havaya yakalandık. Girmeye gitmeye çalışıyorum. Göz gözü görmüyor. Ne gemiler, ne işaret şamandıraları, ne de sancağımızda sığlık var. Bir de ada, küçük bir ada. Üzerinde çakar var, o da görünmüyor. Gemilerin de ışık görmek çok güzel, süper. Yani bir referans alarak gidebilmek çok güzel. Hatta kanalın ışıkları sancak iskele kırmızı yeşil de görünüyor. Şeylerde çakıyorlar. Pusulaya bakarak geldik buraya kadar. Işıklar görünmeye başlayınca rahat ettik. Karga tulumuna gidiyoruz. Mehter Marşı ile gittik. İzmir Marşı ile dönüyoruz. Katına çıkıyor. Tam giriş yapacağız. Kırmızı ışığım bozulacak. Şimdi yanarsın. Kanala girdik. Kanala girerken bir dalga yedik. Ne bu 4 yılda ne ömrü hayatımda ben bir teknede öyle dalga yemedim. Sancak kıç omuzdan bir girdi, baştan çıktı ama sırtımdan beni bir itti var ya, böyle bir şey yok. Düpedüz denizin dayağını yedik, kanala girerken son bir tokat da attı bize. Ne dalgaydı be. Çok şükür. Kanala girdik. Vay be arkadaş.
O ne dalgaydı öyle be? Nereden geldi? Nasıl geldi? Yani gayet normal. Şu kutu, yani iki kutu da masanın üstündeydi. Cansalı, sırt çantası, kamerada dolap boşalmış yere. Vay be, bu da buraya geçmiş. Bence o yediğimiz havaya göre gayet gayet düzgün içerse. Hava raporlarının azizliğini yaşadık. Kendime kızmıyorum. Kendime kızmayı bırakalı uzun zaman oldu. Bu gibi hatalarda. Yani yaşanması gerekiyordu. Yaşandı. Yaşanmayabilirdi. Evet. Çok daha kötü de bitebilirdi. Evet. Ama yaşanması gereken yaşandı. Ve bunlar oldu. İlk gelişi o karanlık gökyüzü, satı deniz yüzeyi, gündüz, gökyüzü gece. İnanılmaz bir kontrasttı. Geliyor, biz de ona doğru gidiyoruz. O ilk yağmur üflemeye başlaması, ilk o boranın etkisi inanılmazdı. Hiç böyle aniden 35-40'ı görüp dalgalar bir anda büyümeye başladığı bir hava ben görmedim. Yani ya başlamış geliyor dalgası, rüzgarı, her şey oluşmuş. Ya da işte bir lokal yağmur bulutu, onun borası bir üflüyor, suyu bir çalkalıyor. Bu öyle değildi. Çarşaf gibi ne güzel gidiyorduk. Bir anda 3 metre, 4 metre dalga bir anda ve 35-40 knotlar. Tekneyi 2500 devire getirdim. Döneyim diye rüzgar üstüne kafadan alayım dedim. Tekne bordadan alıyor denizleri, rüzgarı. Tekne 2500 devirde dönemedi. Bir iskele yaptım. Böyle rüzgarın, dalganın hızıyla bir döndü. 360. Öteki taraftan da alabanda bastım. Yol verdim tekrar. Yani o dönme hızı, motorun hızıyla öyle kafadan aldık denizleri, ama bu kez de baktım bizi geri atıyor. Yani sahile atar, Allah muhafaza, sahile yaklaşırsak kurtaramayız kendimizi. Dedim ne yapayım, geri döneyim dedim. 2,5-3 knotla gittiğimiz 4-5 saatlik yolu 5-7 knotla 1,5 saatte döndük. Diyorum ya, Mehter Marşı ile gittik, İzmir Marşı ile döndük. Ben şortalı bir toparlayayım. Sonra yatıp uyuyayım. Denizin dayağını yedik. Tamamdır.